şurayı. Bir de şurayı imzaladın mı? Bu iş tamamdır. Hayırlısı olsun. İnşallah. Ben seni bildim bileni söylersin bu değirmeni alacağını. Kısmet bugüneymiş demek ki. Kredini ne zaman çıkarmış? Ne dediler bankadan? Vallahi Muvaffak amca herhalde bir hafta içinde çıkacak. Tamam o zaman. Kredin çıksın. Topudaki işleri de bitiririz. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olasın. Bunun bir nüshasını vereyim ben sana. Lan buldun bu kaçakları. Sayılır. Abuk subuk konuşup durma lan Teksoy. Bütün gece uyumadım zaten öfkemden. Buldun mu bulmadın mı? Ya bulmadım. Ama istediğim an elimle koymuş gibi bulabilirim. Sordurttum plakayı. Sepetçiler çiftliğine kayıtlı araba. Lan kim bu sepetçiler lan? Ne işleri var bunların Gülizar'la, Suzan'la? Vallahi hepsini öğreneceğiz güzelim ama benim önce bir İstanbul'a gitmem lazım. Hadi tamam. Durduğun kabahat. Bana hak bulmadan gelme o... Mine Hanım hoş geldiniz. Murat Bey'in az işi çıkmış. Emlakçı'da. Acil bir şey var mıydı? Gelecek ama değil mi? Gelir gelir. Lale Gül Hanım da onu bekliyor zaten. Neden? Hayvanın aşıları varmış. Teknisyen yapmıyor mu? Nerede o? İçeride tıraş yapıyor. Benim kızım Murat abisinden başkasını istemiyor ablası. Öyle mi? Ama Murat abisi gelir gelmez çıkacak işte maalesef. Bu seferlik başka biri yapacak aşısını demek ki. Tabii illaki siz Murat Bey'i görmek için beklemiyorsanız. Ben sonra geleyim. Hayırdır Mine? Ben yokken kliniğin idaresine el mi koydun? Ya bir aşı için seni beklemesi gerekmiyor yani. Bahane bol tabii. Hepsi seni görmeye geliyor. Sen benim yıllardır gece gündüz bu kliniği var etmek için nasıl çalıştığımın farkında mısın? Hı? Ya çok saçma ama. Ne? Şu anda daha fazla uzatma, sana çok öfkeliyim çünkü. Kimsenin işime saygısızlık etmesine izin vermem. Şu anda gidiyorsun ve Lale Gül Hanım'dan özür diliyorsun. Ne? Hemen. Yok daha neler. Sen o kadına çok büyük saygısızlık ettin. Ya tamam. Tamam özür dileyeceğim. Yarın evine bir çiçek yollarım, bir de not yazarım. Tamam. Senden de özür dilerim, tamam mı? Hadi uzatma ne olur. Sinirlerim çok bozuk. Ya ben sana ulaşamadım. Çok korktum. Sen beni yeni tanımıyorsun değil mi? Yıllardır huyumu suyumu bilirsin. İşime karışılmasından hoşlanmam. Telefonumu kapattım çünkü bana hesap sormandan hoşlanmıyorum. Bu İzmir konusunda konuşmayacağım seninle. Şimdi müsaade edersen işlerim var. Tamam İzmir konusu açmayacağım. Seninle konuşacağım daha önemli şeyler var benim. O gerizekalı kızdan bahsederek zamanımı harcayacak değilim. Murat. Hadi bir yarım saat dışarıda bir yerde oturalım hadi. Ne olur. Tamam. Tamam bana müsaade et şu işlerimi bitireyim. Çıkarız beraber. Tamam. Bu arada bileklik için teşekkür ederim. Çok zarif. Ben çok mutlu olacağımıza inanıyorum aşkım. Ama böyle zaman geçtikçe sinirlerim bozuluyor. Uzun yıllar bekledim ben seni. Babam hastalanmadan önce evlenmek üzereydik. Sonra dünya kapkaranlık oldu. Şimdi o yok. Ama hayat devam ediyor. Bizim yeni planlar yapmamız lazım seninle. Benimle ilgili duyguların değişmedi değil mi? Ya anlıyorum tabii şimdi. Herkes senin üstüne geliyor tabii. Murat, tekrar soruyorum. Benimle ilgili duyguların değişti mi? Hemen yapın şu nişanı düğünü. Ben görürüm görmem ama içim rahat. Onun huzuru sensin. Tabii abi tabii. Biz seni yormamak için artık... Hemen evlenin. Biliyorum kızımı çok mutlu edeceksin. İçim rahat benim. Hayır Mine. Değişmedi. Sen ne zaman istersen başlarız işlemlere. Tamam o zaman. Ben bugün bir ev için peşinat verdim. Kredi çıkınca gidip alacağım. Çiftliğe de çok uzak değil. Ama hayatım ben buralarda oturmak istemiyorum ki.
İstanbul'da Boğaz'da oturmak istiyorum ben. En büyük hayalim bu benim. Ya ne olur tıkılıp kalmayalım burada. Mine, benim işim burada. E orada da açarız bir klinik, ne var ki? Ya çok merak ediyorum, sen benim hayatımın herhangi bir kırıntısıyla hiç ilgileniyor musun? Benim yıllardır burada oturtmaya çalıştığım, gece gündüz çalıştığım bir kliniğim var. Hiç umurunda değil, değil mi bunlar senin? Ah Murat. Yani yakında evleneceksin ve müstakbil eşine danışmadan gidip kendi kendine ev beğenip oluyorsun, öyle mi? Bana danışmak hiç aklına gelmedi mi? Ya, bilmediğim bir yer değil. Benim değirmen. Değirmen mi? Delirdin mi sen Murat? Beni değirmende mi oturtacaksın? Neden? Çok güzel olmaz mı? Efendim babaanneciğim. Buyurun. Tamam tamam, babaannemle konuştum ben. Geliyoruz zaten, yoldayız. Tamam. Geç. Allah Allah. Canım. Bizi hemen eve bekliyorlar. Tamam, gidiyoruz zaten. Ama babaannem yemeği bekliyor. Yetişiriz değil mi? Yetişiriz, yetişiriz. Klinikteki işim kısa zaten. Merak etme. Aynen konuştuğumuz gibi. Dediklerimi harfiyen yapacaksın. Anlaştık mı? O kafanı da dik tut. Sen benim torunumsun. Bir daha seni öyle süpürüm püpürüm görmeyeceğim. İpleri eline al. Çürümüş balkon.